Merhaba değerli izleyiciler. Malumunuz dün itibariyle 38 yıl sonra gelen bir şampiyonluğu kutladık. Trabzonspor şampiyon oldu. Tebrik ediyoruz öncelikle ve Afşinimizde Trabzonspor'u konuşmak üzere Trabzonsporlu bir abimiz Mehmet Gedik Bey ile birlikteyiz. Hemen yanımızda da Gönül Elçiler Derneği Başkanımız Hüseyin Bozkurt var. O Galatasaray'ı temsilen, ben Fenerbahçe'yi temsilen, Mehmet Bey de şampiyonumuz Trabzonspor'u temsilen bugün bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben tabii bu Trabzonspor'un şampiyonluğunu sizlerle değerlendirmeden önce nasıl Trabzonsporlu olduk onu sormak istiyorum. Nasıl Trabzonsporlu oldum? 83 yılında Trabzon liderliğe oynuyordu. O sırada da takip ettim. Bir baktım rakipleri İstanbul takımları. Hep taraftarlar da İstanbul takımlarını tutuyorlar. Bu Anadolu takımı Rusya'nın takımı mı sanki dedim. Bu da bizim Anadolu takımımız Trabzon. Ben de Trabzon'u tutuyorum dedim. Oradan bir sevgimiz başladı. Trabzon taraftarı olmak da ayrıcalık bir şey. Yani tabii şöyle Afşin'de 85 bin kişi yaşıyor. Toplasanız 10 tane Trabzonsporlu bulamazsınız. O yüzden müthiş bir ayrıcalık. Her şeyin azı kıymetlidir. Nadiren bulananları kıymetli olur. Onun için Trabzon'un şampiyonluğu bambaşka şimdi bize. İlk tuttuğum sene bir şampiyon oldu 83'te. Evet. 38 yıl sonra da şimdi şampiyon oldu. Aynen. Şimdi değerli izleyiciler tabii Trabzon bizim Kahramanmaraş olarak kardeş şehrimiz. Hem Trabzon'un en büyük caddesi Kahramanmaraş Caddesi hem de Kahramanmaraş'ın en büyük caddesi biliyorsunuz Trabzon Caddesi. Bu noktada da bir kardeşliğimiz var. Tabii o sebeple yani Afşin gibi bir yerde bir Trabzonsporlunun yani Trabzonspor'u tutmasını garipsemiyoruz. Tabii ki. O açıdan önemli. Diğer takımlar da rakiplerimiz ama onlar da bizlerdendir. O takımlar olmadan bizim takımın hiçbir tadı olmaz. Elbette. Kimle çekişeceğiz biz? Trabzon'un en büyük rakibi Fenerbahçe'dir ama ben Fenerbahçe'nin devamlı olmasını isterim. Aynen. Şimdi ben Hüseyin Bey'e soracağım. Yine sizle devam edeceğiz. Hüseyin Bey Trabzonspor şampiyon oldu. Çok çabaladınız biliyorum ama neler söyleyeceksiniz? Yani bir Galatasaraylı olarak gerçekten rakiplerimizin olmasındansa Trabzon'un olmasını yerlerdim. Evet. O da iyi oldu. Hele hele bu sene durumumuz çok çok berbat. Küme düşmemeye oynuyoruz. Inşallah. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe der ki Türkiye'de en büyük taraftar bizim. Galatasaray der ki bizim. Beşiktaş der ki bizim. Ben de diyorum ki en büyük taraftar Trabzonspor'um. Diyorsunuz. Diyorum. Çünkü Galatasaray'a var ikinci takımı Trabzon'dur. Beşiktaş'a var ikinci takımı Trabzon'dur. Fener de keza öyle. Evet. Beşiktaş Galatasaray olmasın Trabzon olsun isterler. Aynen. Onun için ben de diyorum ki Türkiye'de en çok taraftar Trabzon'um. Doğru. Tabii şimdi Mehmet Bey biz aynı zamanda Gönül Elçileri Derneği bünyesinde hem yürürken hem koşarken sürekli görüyoruz spor noktasında. Hem de Sabi Kef'i tanıtırken de Missina adıyla bir de kıyafet giyiyorlar biliyorsunuz tanıtım noktasında. Efendim Trabzon'a da gittik. Evet. Bu noktada bir orada tanıtım nasıl karşılandığımızı siz de gördünüz. Tabii. Kardeş şehrimizden gelmişler diyerekten. Stada girdiğimizde elimizdeki o pankartta Trabzon bayrağını görünce büyük bir alkış koptu. Evet. Tabii şimdi üzerinde yediler elbisesi dahi olsa yani bir Trabzonsporlu gerçekten tam bir fanatik stadyumu gördüğünde daldılar içeri. Evet. Ama güzel bir anıydı. Güzel tabii, bir güzel ortam olmuş oldu orada. Ben tekrardan tebrik ediyorum ama teşekkür ederim. Trabzonspor'un şampiyonluğunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu pozisyonda? Trabzon'un şampiyonluğu gayet güzel. 38 evet. yıl sonra gelen bir şampiyonluk. 40 yıl diyelim biz buna başlıyoruz. Ama 38 yıldan beri öbür takımlar şampiyon oldu. Ama bizim bir şampiyonluğumuz onların 38 yıllığına bedeldir. Evet. Güzel bir kutlama yaptınız akşamda üstelik. Evet. Gerçekten güzel oldu. Sağa sola zarar vermeden. Aynen. Bir kaza bile olmadan çok şükür. O Trabzon halk şehrinin içindeki o kalabalığı görünce inan ki ben bile ürperdim akşam televizyonda. O meydanın o kadar halkın dolması. Şükür bir kaza bela olmadan evet. kutlama yaptılar. İnşallah bundan sonra da olmaz. Daha da kutlamaya devam ediyorlar. İnşallah. Şimdi Mehmet Bey'in Atlas kentteki evindeki bina Trabzonspor bayrağı şu anda asıldı. Evet, doğru mudur efendim? Aslında. Yani ne kadar kalacak orada efendim? Kalabildiği kadar. Aynen. Ben gerçekten tebrik ediyorum. İnşallah nice şampiyonluklar diliyorum. Kazasız, belasız ve sıkıntısız şampiyonluklar diliyorum inşallah. İnşallah. Ama aynen. Bu sadece bir başlangıç. Ben umut ediyorum ki Avrupa'da da artık gelecek sene ses getirecek.
Aynen. Ülke puanına, ülke için, tanıtımı için büyük bir ses getirecek diye umut ediyorum. Elbette. Keza tabii, öbür takımların da aynı olmasını isterim. Aynı dilekle eminim. Tabii spor özellikle barıştı, sevgiydi. Yani bunları özellikle ifade edelim. Fanatiklikten çok da yani bir kar elde edemiyoruz. Ona tabii yok. Yani centilmence. Barış, sevgi, huzur en güzeli. Aynen. Spor kardeşliktir yani, barıştır. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bunlar yıllarca şampiyon olmuşlar. Ama hep bir kardeşlik arasında olmasını isterim. Evet. Rekabet olacak ama öyle fazla ileri gitmeden, vurdulu kırdılı, kimseye incitmeden. Bu sene biz şampiyon olduk, bizi alkışladılar. Geçen seneler onlar şampiyon oldu, biz onları alkışladık, tebrik ettik. Bundan sonra da böyle olmasını dileriz. İnşallah efendim. Tabii değerli izleyiciler, önümüzdeki günlerde yine Afşin Televizyonu projesi kapsamında bir spor programımız yayına başlayacak. Tabii böyle Afşin gibi bir yerde Trabzonsporlu taraftarlarımız da varsa, bu güzelliği de burada bizlere yaşatıyorlarsa biz bu spor programını neden yapmayalım diye yola çıktık. İnşallah bu spor programında da sizlerle birlikte olacağız. Ben Trabzonsporlu tüm taraftarlarımızı ve Trabzonspor'un yani tüm kademelerini tebrik ediyorum. En önemlisi de en öncesinde de ilçemiz Afşin'deki taraftarlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah kazasız belasız sağlıklı nice şampiyonluklar diliyoruz efendim. İnşallah.